Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Meme kanserinde dediğim gibi belirtiler bir kitle. İki, meme başında çekintiler olabilir. Kitle en önemli anahtar diyebilir miyiz Evet, hocam? yani kitle Düşündürmek en açısından. önemli anahtardır. Ama meme başında çökme, meme başı ucunun yön değiştirmesi, deride kızarıklıklar, yani yara gibi olan kızarıklıklar, koltuk altında kitle, memede bir memede diğerine göre biraz büyüme, böyle portakal kabuğu şeklinde olan bir meme, bunlar genellikle kanseri düşündürtür. Demin söylediğim gibi her kitle meme kanseri olmayacağı gibi her akıntıda meme kanseri olmaz. Ancak bunların şeyini, ayrımını insanlarımız kendileri yapamazlar. Mutlaka ve mutlaka bir meme polikliniğine gitmeliler ve buradan alınacak örneklerle bunun kanser mi değil mi ayrımının mutlaka yapılması lazım. Bu ayrım yapıldığı zaman kanser değilse zaten problem yok. Kanserse de gerekli tedavileri yapılabilir. Yani erken evrede de yakalanma ihtimalleri yüksektir. Şimdi genetik yatkınlığı olmasa bile bu rahatsızlıkla karşılaşan izleyicilerimiz var. Evet. Olabilir Şimdi genetik yatkınlık diyorsunuz. bir risk faktörüdür. Evet. Yani ailesinde meme kanseri bulunan, anne tarafında meme kanseri bulunanlarda meme kanseri görülme insidansı olmayanlara göre daha yüksektir. Bu bir risk Evet. faktörüdür. Evet. Yani illa olacak diye de bir kural yoktur. Evet. Ancak erken menarş dediğimiz, yani adet görmenin 12 yaşından önce başlaması, geç menopoz dediğimiz adet görmenin 55 yaşından sonra sona ermesi, bu dönemler arasında insanların fazla östrojene maruz kalmaları meme kanseri riskini arttırıyor. Yani bu genetikten bağımsız bir olay. Evet. Ayrıca adet sonrası insanlar adetin o vermiş olduğu, adet kesilmesinin vermiş olduğu bir takım semptomları ortadan kaldırmak ve daha rahat bir hayat sürme düşüncesi altında ek östrojen tedavileri alıyorlar. Bu östrojen tedavisinin 5 yıldan 10 yıldan daha uzun süre olması gene riski arttıran faktörlerden birisi. Ayrıca doğum kontrol haplarının özellikle 20 yaşından önce kullanılmaya başlanması ve uzun süre kullanılması gene yapılan çalışmalarla riski arttırdığı gösterilen önemli etmenlerden birisi. Kilo alınması, sedenter yaşam, bunların hepsi meme kanseri riskini arttırıyor. Egzersiz yapmak ve hareketli bir yaşamda meme kanseri riskini azaltıyor düzenli beslenmeyle. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.